Yani dokunmazdı. Dayal sonra. Haftamızda bugüne kadar hiçbir iktidarın sorumluluğunu yerine getirmediği Talat Türkoğlu dosyasında adalet sağlanması talebiyle buluştu. Sosyalist kimliğiyle bilinen 45 yaşındaki Talat Türkoğlu İstanbul Avcılar'da yaşıyordu. 29 Mart 1996 tarihinde annesini ziyaret etmek için Edirne'ye gitti. İstanbul'dan Edirne'deki evin kapısına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini kardeşlerine söyledi. Ailesinin yanında kaldığı sürede onlar da bu duruma tanıklık etti. Birkoğlu ailesi, İnsan Hakları Derneği ve Uluslararası Af Örgütü'nün tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Resmi makamlar Talat Türkoğlu'nun gözaltına alınmadığını ve nerede olduğunu bilinmediklerini söyledi. 1997 yılında CİTEM mensubu Kasım Açık'ın yaptığı itiraflar basına yansıdı. Talat'ın eşkal, kullandığı saat, giysi, ayakkabı, cüzdan bilgilerini ayrıntılı ile veren Kasım durmaya yer olmadığı kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan davada ise Türkiye etkili bir soruşturma yapmadığı ve Talat Türkoğlu'nun yaşama hakkını korumaya yönelik yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle mahkum oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum etmesinin ardından İnsan Hakları Derneği'nin avukatı Gülizar Tuncer, Edirne Savcılığı'na dilekçe ile başvurarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararı gereği soruşturmanın değerleştirilerek sürdürülebilmesi talebinde bulundu. Ancak Edirne Savcılığı, evrensel hukuka aykırı bir biçimde zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu karar üzerine yapılan itiraz başvurusu reddedildi. Aile 18 Ağustos 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi de 2020 yılında başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Aile kararın icrası için tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Kısacası Talat Türkoğlu'nun gözaltında kaybedilmesiyle ilgili iç hukukta tüm başvuru yolları denenmesine rağmen zaman aşımı devreye sokularak dosya kapatıldı. Gözaltında kaybedilişinin 28. yılında Talat Türkoğlu dosyasında uluslararası hukuka aykırı olarak verilen tüm zaman aşımı kararlarının kaldırılmasını ve dosyanın yeniden açılarak etkili bir soruşturma ve soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz. 28 yıldır bütün arabalarımız sonuçsuz kaldı. İlk defa bu meydana geldiğimizde anam da sağdı. Sağ aldınız, sağ istiyorsunuz dedik, adalet istedik, hukuk istedik, bulunsun istedik, lakin bir çözüme ulaşamadık. Bu günlerde hiçbir şekilde aramalara cevap vermeyenler sağır ve dilsiz numarasını oynamaya devam ettiler. Ama biz onu aramaktan, onların akıbetinin ne olduğunu öğrenmek için çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Üzerine bu annelerin gözyaşı, kardeşlerin, eşlerin, evlatların çektiği acılar yok sayılamaz. Biz aramaya devam edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bir gün onlardan bir şekilde haber alabileceğimizi düşünüyorum. Devletle karşı karşıyayız. Biz onları aramaktan vazgeçmedik. Bu alanda onları arayıp sormaktan da vazgeçmeyeceğiz. Ve bu ülkedeki anaların çoğu Türkçe bilmezken, Türkçe bilen anneler de Türkçe bilmezken ama ortak acıda buluştuğu insanlar. Onun için biz onlardan vazgeçmedik. Bu alandan da vazgeçmeyeceğiz. Ona bu karanfilleri ve diğer bütün faili meçhuller için arkadaki alana gönderiyorum. Bundan 33 yıl önce İstanbul'un göbeğinde evinin önünde kaçırılan Hüseyin Toraman'ın ablasıyım. Çoktandır gelmiyordum Almanya'ya ve geldiğimde buraya geldim. Dün çok oldum.
kardeşimi kaçıranlar hesap vermekten kaçındılar. Bugünkü hükümet de onların belki suçlusu değil ama şu bariyerleri buraya koyarak, sorularımıza cevap vermeyerek, eylemlerimizi sormamızı, aramamızı engelleyerek bu suçun ortağılar. Eğer ben buraya bakıyorum, bu bariyerler neyi koruyor? Ben bir mantık göremiyorum. Varsa bilen varsa, bilen varsa söylesin. Herkese soruyorum, bu bariyerler neyi koruyor burada? Biz yakınlarımızı arıyoruz. Biz onların akıbetini soruyoruz. Bu meydan bize bir onlarla buluşma yeri oldu. Bunun hiçbir yasal dayanağı yok buraya bu bariyerleri koymalarının. Yani sabır taşı olsa çatlardı. Yani o kadar, nasıl diyeyim, dilde söz kalmadı, yürekte köz kalmadı diyemiyorum. Yani kayıplar bir alaz değildi ki yanıp gitsin. Biz onların kemiklerine ulaşmak istiyoruz. Bu içten içe yanan bir köz. Ne söz biter, ne sabır biter, bitmeyecek. Bakın kuşaklardan kuşaklara. Anneler başladı, çocukları yerine aldı. Onlar büyüdü, torun sahibi oldular, torunlar buraya geliyor. Ya bu ne ki? Ne ki biz vazgeçelim? Ben kardeşimden nasıl vazgeçerim? Verin toprağını, toprağı olsun, bir mezar olsun. Ama bilsinler, bu meydandan vazgeçilmeyecek. Aynı zamanda biz de kayıplarımızı aramaktan, sorumlulardan hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Her zaman, her zaman bu mücadele kuşaklardan kuşaklara de aktarılarak devam edecek. Ben bugün Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Onun verdiği cesaretle konuşuyorum diyeyim. Dedi ki, meydanlarda dolaşırken sesinizi yükseltin ki biz de ne yaptığımızı bilelim. Hani bir yerde bir hata mı yapıyoruz ya da şey mi? Ben 29 yıldır biz burada aynı yerdeyiz. Oysa 22 yıldır nereden nereye? Belki bu vesileyle sesimizi duyar. Bir de İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Bakın bizi buraya diktiniz ama bu bariyerlerin önüne bir gelip görseydiniz, meydanlarda dolaştınız. Adalet Bakanı buradaki adaletsizliği görmüyor, meydanlarda dolaşıyor. Ben buradan Emine Hanım'a da sesleniyorum. Bak o da bir anne. Cumhurbaşkanı eşi olabilir. Annelik başka, o başka. Bir gün olsun kadın milletvekilleriyle buraya gelsin. Kendini bir günlüğüne benim yerime koysun, oğlum da bir günlüğüne Murat Yıldız'ın yerine koysun. Bakın bu duyguyu nasıl yaşar, nasıl yaşıyor, bize de, bizi suçlamaktan değil, bize hak versinler. Biz bu hakkımızdan da, bu bariyerlerin kalkmasından da her daim bunları dile getireceğiz. Talat Türkoğlu için, bütün kayıplarımız için. Talat Türkoğlu için. Talat Türkoğlu için, bütün kayıplarımız için. Allah'ından Cemil Kırbayı, Edirne'den Talat Türkoğlu ve bu coğrafyada göz altında kaybedilen tüm yakınlarımıza adalet için.